Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. İbrahim Aleyhisselam'la birlikte önce Mezopotamya'da bulunduk. Onun babasını, kavmini, Tanrı Devlet Başkanı'nı uyardığına şahit olduk. Ateşe atılmasını da gördük. Allah'ın onu kurtarmasını da. O oradan hicret etti. Biz de onunla beraber yolculuğa çıktık. Önce Harran, sonra Filistin, sonra Mısır, sonra tekrar Filistine yerleştiğine şahit olduk. Yeğeni Lut Aleyhisselam da yine Filistin'de bir bölgede halklara peygamber gönderildi. Allah İbrahim Aleyhisselam'a Filistin'de Hacer anamızdan bir oğul lütfetti. Bu oğulun adı bu oğulun adı İsmail Aleyhisselam'dı. Rabbim bu olayı şöyle anlatır Saffat suresinde. 99. ayet Saffat suresi. Ve kale dedi ki İbrahim Aleyhisselam: İnni zahibun ila Rabbi sehdin ben Rabbime gideceğim. O bana yol gösterecek. Rabbi hebli minas salihin. Ey Rabbim bana salihlerden bir nimet ver. Bir oğul ver ya Rabbi. Ve Rabbimiz Teala Hacer anamızdan ona bir oğul müjdeledi. Ve dedi ki febeşşernâhu bi'gulâmin halim. Biz ona halim, halim güzel ahlaklı, yumuşak başlı bir oğul müjdeledik. Ve bu oğlu Rabbim İbrahim Aleyhisselam'a verdi ama Filistin'de o oğlun ve anasının kalmasına izin yoktu. Sari Anamızın kıskançlığı mı buna etki etti? Şüphesiz sebeplerden birisi o ama Oğul yeni dünyaya gelen oğul İsmail Aleyhisselam Filistin'de kalmayacaktı. O Mekke'ye gidecekti. Dünya şehirlerinin anasına. O orada peygamber olacaktı. O orada bir toplum oluşturacaktı ve orada dünyaya gelecek olan son peygamberin atası olacaktı. İbrahim Aleyhisselam alır anasını ve oğlunu, İsmail aleyhisselamı ve anasını yola düşer. Filistin'den El Halil kentinin bulunduğu topraklardan kilometrelerce güneye dünya şehirlerinin anası Mekke'ye. O gün Mekke'de kimse yok. Daha önce daha önce Mekke'de Kabe vardı. Kabe Adem Aleyhisselam'la birlikte yeryüzüne indirilmişti. Ya da Adem Aleyhisselam'la birlikte melekler yapmıştı Kabe'yi. Ve biz onunla ilgili şu gerçeği görüyoruz Ali İmran suresinde. İnne evvele beytin budu alin nas lellezi bi bekkete mübareken ve huden lil alemin Allah'a ibadet edilsin diye insanlar için yapılan ilk ev Bekke'deki. Mekke değil. Bekke, Mekke'nin eski antik ismi Bekke'deki mübarek evdir. O ev aynı zamanda alemler için bir hidayettir. Alemler için bir rehberdir. Ve o evde fihi ayatun beyinat apaçık ayetler, beyinatlar var diyor Rabbim. Bu artık tekrar İbrahim Aleyhisselam tarafından Kabe'nin yapılmasından sonraki değerlendirme olacak. Ve İbrahim Aleyhisselam Filistin'den Mekke'ye yola çıkarken Mekke'de ne ev var ne insan var ne su var. Sadece tufanda yıkılan Kabe'nin oluşturduğu tümsek bir yer var. Bu kadar. Ve İbrahim aleyhisselam oğlu İsmail aleyhisselamı ki istiyordu Rabbimden, Rabbi hepliğimine salihan demişti ama şimdi o oğlunu ve anasını Haceri yani hanımını alır ve bugünkü Mekke şehrinin olduğu yere getirir ve bugünkü Zemzem kuyusunun bulunduğu yere de o ikisini bırakır. Anamızın yanında bir kırba su yani keçi derisi yapılmış bir kırbada su yine bir kırbada hurma vardı. Anamız oğluyla beraber orada bırakılmıştı. İbrahim Aysam o ikisini bırakır bırakmaz geri döndü. Bağırdı Hacer anamız. Nereye gidiyorsun? Cevap yok. İki ve üç. Dedi ki anamız bu sefer. Bizi buraya bırakıp gitmeyi sana Allah mı emretti? Bizi buraya bırakıp gitmeyi sana Allah mı emretti? İbrahim Aleyhisselam dedi ki evet Allah emretti. O zaman anamız da dedi ki git o zaman. Allah bize yeter. Hatırlayın. Ateşe atılmadan önce İbrahim Aleyhisselam son söz olarak ne demişti? Hasbi Allah benim el vekil. Biraz sonra ateşe atılacaktı. Benim vekilim Allah beni o korur diyordu. Aynı imtihanı, aynı denemeyi Rabbim Hacer anamız için yapıyor hem de oğluyla beraber o da diyor ki git Allah bize yeter. Anamızın imtihanı atamızın babamızın imtihandan daha kolay değildi. İbrahim Esam biraz sonra atılıp yok olup gidecekti. Anamız ise oğluyla beraber, ciğer paresiyle beraber yavaş yavaş çölün o kumgın kumlarında yok olup gidecekti. Aynı imtihan, aynı deneme ama aynı iman, aynı teslimiyet, aynı güven Allah'a. Git o zaman Allah bize yeter. O Allah emretmişse burada bizi bırakıp gitmeyi Allah bizi zayi etmez, Allah bizi korur ve İbrahim Aleyhisselam gitti döndü. Aramız sudan içti, hurmadan yedi, sudan içti, hurmadan yedi ve ama bir gün su da bitmeye başladı. Bir gün hurmada bitmeye yüz tuttu bir sıkıntı başladı Hacer anamızı. Ne yapacaktı şimdi? Kimse yoktu. Kimse yoktu. Ne kuş ne kurt. Ne su ne ağaç ne yiyecek. Yakın bir tepe var. Çıktı oraya. O tepenin adı Safa Tepesi. Baktı sağına sonuna. Acaba kimseyi görebilir miyim diye. Yok kimseyi göremedi. Onun karşısında da bir tepe vardı. Çocuğu orada duruyordu. O tepeye doğru yöneldi. Bu arada çocuğunu göremediği bir noktaya gelince süratle koşarak geçti oradan. Sonra Merve tepesine yükseldi. Orada da baktı sağa sola yine kimseyi göremedi. Gitti geldi gitti geldi yedi defa tamamlayınca gidiş gelişini ki o arada hızlıca gidip geliyordu. Bugün de haç ve umre yapan Müslümanlar Safa Tepesi'nden Merve'ye gidip gelmek zorundalar ve hem de o Kabe'nin zemzem kuyusunun olduğu yer görünmediği zaman da da süratle oradan geçmek zorundalar biliyorsunuz. Ve bu hatıra anamız Hacer'in hatırası. Nihayet Yedinci defa Merve tepesi yani 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve yedinci defa Merve tepesindeyken baktı ki çocuğun orada bir şeyler var. Alel acele geldi. Çocuğun ayaklarının, topuklarının olduğu yerde su fışkırmıştı. Ya bir melek geldi. O orada kanadıyla bir su açtı. Ya da Rabbim o çocuğun topuklarının altından bir su verdi. Anamız hemen suyu kapatmak istedi. Önünü engellemek istedi. Yok olup gitmesin diye. Bu olayı anlatan Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz der ki Allah rahmet etsin İsmail'in anasına. Bıraksaydı suyu o bir ırmak olacaktı. Evet su bir ırmak olmadı. Ama kıyamete kadar o su bütün dünya Müslümanların kursağına gidiyor ve milyarlarca Müslüman o sudan faydalanıyor, bereketleniyor. Ve o su artık onun için bir gıda idi, bir yiyecekti ve bir su ihtiyacını giderecek nimetti. Çünkü o su hakkında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam der ki o su ne için içilirse onun içindir. Susayan içerse susluğu gider. Aç olan içerse açlığını giderir hasta olan şifa olsun diye içerse hastalığına şifa olur. Ve anamız o sudan içti, doydu, o sudan içti, kandı, o sudan Allah ona süt de verdi ve yavrusunu da o sütle büyütmeye devam etti. Yalnızlık zordu. Bu arada Yemen'de oturan bir kavim, ki cürhümlülerdi onların adı şama giderlerdi şama ticaret için gider gelirlerdi yine bir gün oradan geçerlerken o Zemzem kuyusunun Zemzem suyunun olduğu bölgede bir takım kuşları hissettiler dediler ki biz daha önce bu yakınlardan geçerdik burada ne kuş ne kurt görmezdik bir bakalım dediler Gittiler baktılar ki bir kadın, bir çocuk ve bir de su. Reislerine haber ettiler. Reisleriyle birlikte hepsi oraya geldiler. Ve dediler ki bizim buraya yerleşmemize izin verir misin? Müslüman bir topluluk olacak ki şu medeniyete bakın, şu güzelliğe bakın. Bir kervan Yemen'den Şam'a, 3-4 bin kilometrelik bir yola giden bir kervan ve etrafında korumalar, askerler, silahlar var. Öbür tarafta bir kadın ve bir çocuk derler ki bizim buraya yerleşmemize izin verir misin? Bir de bu dünyaya dönelim. 3-400 yıldır ya da Nuh Aleyhisselam'ın kavminden bugüne kadar Müslüman olmayan toplumların yaptıklarına bir bakalım. Hele hele 100, 200, 300, 400 yıldır ateşli silahlarla dünyayı sömüren zalimlerin zulmüne bakalım. Nerede bir zenginlik var? Nerede bir nimet var? Oraya silahlarla çöktüler. Oraların halklarını öldürdüler. Soykırım yaptılar. Siyahları, beyazları, sarıları herkesi herkesi ayırt etmeksin yok edip bütün dünya zenginliklerini kendilerinde topladılar. Avrupa ve Amerika dünyasının son dünyaya egemen olan demokrat dünyanın yaptığı bu olmadı mı? Ama onlar onlar bir çocuk ve bir kadına hadi gitsen buradan diyebilirlerdi ya da ikisini de orada öldürebilirlerdi ve o suya sahip olabilirlerdi ama dediler ki bizim buraya yerleşmemize izin verir misin? Dedi ki anamız bu suyun kullanım hakkı bu çocuğun bu çocuğun ve neslinin olması kaydı şartıyla size izin veririm. Anamızın böyle insanlara muhtaç olduğu, ihtiyaç hissettiği bir dönemde Rabbim onları oraya yerleştirdi. Cürhüm kabilesi oraya yerleşti. Hayat böylece devam eder oldu. Ve işte o çocuk İsmail aleyhisselam felemma belaga ma'ahusaye tekrar Safa suresine dönüyorum. Koşma çağına gelince Kale dedi ki İbrahim aleyhisselam geldi. Ya büneyye ey olcağızım inni era menem ben rüyamda görüyorum ki enni ezbahuke ben seni kurban ediyorum. Ben rüyamda seni kurban eder görüyorum. Penzur bak reyin ne, ne yaparsın, ne dersin? Ben seni kurban edeceğim. Allah böyle emre diyor. Peki sen ne dersin? Kale dedi ki, İsmail Aleyhisselam, o küçük çocuk, baba ateşle imtihan olmuştu, anası kendisiyle birlikte çölle denenmişti ve şimdi baba, ana ve çocuk kurban olmakla denenecek. O ciğer pare kurban edilecek. Babanın ateşe atılması, ananın ve çocuğun çölde yok olması, ananın, babanın ve çocuğun kurbanlığa karar vermesi. Şu yüceliğe bakın. Demek ki Rabbim İbrahim Aleyhisselam'ı halil seçerken, dost seçerken, insanlara imam seçerken, Müslümanların atası seçerken, tek bir ümmet diye şereflendirirken ve bütün Müslümanlara en güzel örnek derken, işte bu örnek yanlarından hep bütün hayatıyla birlikte bu özellikleri de var. Şimdi oğul kurban edilecek. Acaba oğul buna ne diyecek? Kale, ya ebeti, ey babacığım if'al ma tü'mer Emrolunduğunu yap. Rabbim ne emretmişse onu yerine getir. Seteci düni mine sabirin. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın. Felemma eslema. Hem baba hem oğul teslim oldu. Vetellehu lil cebin. Ve onu yüzü koyun yatırdı. Ve oğlunu kurban etmeye yöneldi. Benâ deynehu Biz ona nida ettik. Rabbim nida ediyor sesleniyor diyor ki en, Ya İbrahim ey İbrahim Kad saddakter ru'ya Rüyan gerçekleşti. Sen görevini yaptın. Çünkü bıçak oğlu kesmemişti. Allah seslendi. Tamam kabul ettim dedi rüyan gerçekleşti. İnna kezalike nezil muhsinin biz muhsinlere böyle Allah'a görüyormuşçasına Allah'a kulluk edenlere böyle karşılık veririz diyerek mükafat ve güzellikleri de müjde vermiş oldu. İnne hâdâ lehüvel belâ'ül mübin Muhakkak ki bu büyük bir imtihandı. Kolay değildi. Ateş ve çöl imtihanından sonra kurban olma imtihanı. Kurban etme imtihanı. Ve fedeynahu bi zibhin azim ona büyük bir kurban fidye olarak indirdik. Rabbim bir kurban indirdi İbrahim Aleyhisselam'a. Bazı rivayetlerden öğreniyoruz. O kurban Habil'in adadığı kurbandı. Allah'ın kabul ettiği kurbandı. Onu İsmail Aleyhisselam'a indirdik. Evet o kurban Habil'i yeryüzünde kurban etti ama çünkü onun kurbanı kabul edilince Kabil onu öldürmüştü. Ama onun kurbanı İsmail Aleyhisselam'ın da fidyesi oluyordu. Ve terakne aleyhi fil ahirin ve kıyamete kadar bütün insanlar içinde bu kurban bir kulluk, bir ibadet ve bir hatıra olarak bırakıldı. Bıraktık der Rabbim. Selamun ala İbrahim. Selam İbrahim aleyhisselama olsun. Selam İbrahim aleyhisselama. Kezalike nezil muhsinin. İşte biz muhsinlere böyle karşılık veririz. Biz muhsinleri Allah'ı görüyormuşçasına ibadet edenleri böyle mükafatlandırırız innehu min ibadinel müminin muhakkak ki o bizim mümin kullarımızdandı. Muhakkak ki o bizim mümin kullarımızdandı. Ve İbrahim Aleyhisselam İbrahim Aleyhisselam Filistin'de İsmail Aleyhisselam ve Hacer anamız İsmail Aleyhisselam ve Hacer anamız Mekke'de. Ve İbrahim Aleyhisselam Filistin'de yaşarken Rabbim ona yeni bir oğul daha lütfedecek. O oğlun da nasıl müjdelendiğini Allah'ın yardımıyla yine Kur'an'dan Hud suresinden Hicr suresinden ve Zariyat suresinden görmeye okumaya çalışalım. Allah bizi şereflendirsin. Ve Önce Hud suresi. Önce Hud suresi. Ve lekad et rusuluna İbrahim'e bil büşra. Ayet 69 ve devamı. Muhakkak ki elçilerimiz İbrahim'e geldi. Bil büşra müjde ile. Kalu dediler ki selama selam kâle o da selam dedi elçilere. Fe mâ lebise acilin hanif. Çok geçmeden kızartılmış bir buzayı önlerine getirdi, ikram etti. Felemmâ râa eydiyehüm lâ ileyhi. Gördü ki onların elleri yemeğe uzanmıyor. O kızartılmış buzağı yemiyorlar ne kirahum onları yadırgadı o misafirleri ve evcese minhum kıyfe onlardan da kendine bir korku geldi. Evine hem misafir gelecek hem de o misafirler ikramı kabul etmeyecekler. Bu hayra alamet değil dedi İbrahim Aleyhisselam kendi kendine. Ama misafirler dediler ki kalu la tehaf Korkma. İnna ursinna ila kavmi Lut. Biz Lut kavmine gönderildik. Korkma. Biz Lut kavmine gönderildik. Onları helak etmek için geldik. Emraetu qaimetun. Anamız ayaktaydı. O da tedirgindi. Bu neyin nesiydi? Bu misafirler niye ikramı kabul etmemişlerdi? Ama o duruşunda fedahiket gülümsedi. Yani biz Lut kavmine gönderildik deyince kendileri için bir tehlike olmadığını ve gelenlerin melekler olduğunu öğrenince gülümsedi. Febeşşarneha biz de o kadına yani Sari anamıza Rabbim müjde verdik diyor. Melekler müjdeledi. Bir İshak, İshak'ı müjdelediler. Yani Sare anamız bir oğul dünyaya getirecek. Ve min vera ishaka Yakup daha müjde devam ediyor. Allah Sare anamızla İbrahim aleyhisselama torun da gösterecekti. İshak aleyhisselamın da demin vera ishaka Yakup ardından da İshak'a Yakup verilecekti. Bu müjdeyi aldı Sare anamız ve bu müjdeyi verdiler melekler ama anamız dedi ki ya beylete eyvahlar olsun bana elidü ve en acizün ve Ben nasıl çocuk dünyaya getirebilirim ki işte ben ihtiyar bir kadın kocamış bir kadın çocuk dünyaya getirme dönemi çoktan geçmiş bir kadın Bu da kocamda ihtiyar bir erkek. Bizim nasıl çocuğumuz olsun ki İnne haza le şeyun acib bu tuhaf bir şey dedi Sare anamız. Galu melekler dediler ki etacebin emin emrillah Allah'ın emrini tuhaf mı görüyorsunuz ey İbrahim ve Sare. Rahmetullahi ve berekâtuhu aleyküm beyt. Allah'ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun ey ev ahalisi, ey mübarek evin halkı, ey İbrahim ve ey Sare, Allah'ın rahmeti de bereketi de sizler üzerine olsun. İnnehu hamidun mecid, o Allah hamde layık, övgüye layık ve o Allah şerefli bir varlıktır ve size bu nimeti verecek. Felemma zehebe an İbrahim'e ravu, Korku İbrahim'den çekingenlik İbrahim Aleyhisselam'dan gidince, becaetül Büşra ona da müjde gelince, yüce dilüne fi kavmilut, Lut kavmi hakkında başladı tartışmaya. Bizimle tartışmaya başladı diyor Rabbim, yani meleklerle. Yapmayın dedi, gitmeyin dedi. Orada Lut var dedi, öldürmeyin onları dedi. İne İbrahim el Halimun evvahun münib İbrahim halimdi, merhametliydi. Ahu vah eden, yalvarıp yakarandı. Allah'a yönelen birisiydi. Melekler dediler ki, Ey İbrahim, arid anhada, bu ısradan vazgeç. İnnehu qadja emru rabbik. Muhakkak ki Rabbin emri geldi. Muhakkak ki Rabbin emri geldi. Ve innehum atihim azabun gayru merdud artık bu iş olacak. Biz o kavme gideceğiz, o kavmi helak edeceğiz. Bu reddedilmeyen, bu reddedilmeyen bir azaptır. Isrardan vazgeç dediler. Ve böylece İbrahim aleyhisselama yeni bir oğul İsmail aleyhisselamdan sonra yeni bir oğul müjdelenmişti. Ve bu oğul da İshak aleyhisselamdı. Olayların devamını İbrahim Aleyhisselam'la ilgili olayların devamını ve diğer peygamberleri Allah'ın izniyle okumaya devam edeceğiz. Allah bize yardım etsin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed ve elhamdülillahi rabbil